Yani senin bu Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerin futbol takımının oyuncularında yok. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu, Fenerbahçe düşse de oradan hemencecik çıkacağını bak sen idrak etmişsin ama bu futbolcular idrak edemiyor. Hala idrak edemiyor. Ve bu topluluğun bunu var ya sezon sonuna kadar idrak edeceğini düşünmüyorum ben. Nasıl yapılır, nasıl edilir? Bunların tamamından kurtulmalı. Ha ekonomidir, sudur, budur olmaz diyorlar. O zaman olabildiği kadar. Bak mesela ne diyor bugün bazı haberler okudum. Otobüs yolculuğu bazı arkadaşlara çok koymuş. Hemen menajerlerini aramışlar. Bize kulüp bulun diye. Aynen öyle. Anladın mı? Doğru mu? Bak, bize öyle haberler okudum. Doğru. Gitme bize izin verilenler olmuş. Menajerlerini bak, arayanlar olmuş otobüsten. Demek ki. Tek suçlu biz miyiz demişler. Tabii tek suçlu o değil. Tabii tek suçlu onlar değil. Ben de oturduğum yerde birisi gelip bana milyon euro verse gel Fenerbahçe'de oyna dese gelirim. Onlar da koca koca geldiler. Tabii ki tek suçlu onlar değil. Ama insanda da bir iş alakası olur. Bir utanma olur. Bir sorumluluk duygusu olur. Bunlarda ne iş alakası var, ne utanma var, ne futbolcu karakteri var bunlarda. Anladın mı? Bunlar üzülmüyorlar, sıkılmıyorlar, utanmıyorlar. Şuraya bile bakarken benim yüzüm kızarıyor, onların kızarmıyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorlar. Şimdi bütün bunların düzelmesi için bu bir kere bu ruhsuzlar futbolcuları rehabilite edecek birilerine ihtiyaç var. İşte bu Volkan Ballı mı olur, başkası mı olur bilmem. Rehabilite edecek bir bilir kişiye, Fenerbahçe bilir kişisine ihtiyacı var. Tamam mı? Bunları anlatmalı Fenerbahçe'nin ne olduğunu. Burası öyle şey değil, burada geleceksin, oynarsın. Evet futboldur, yenmek var, yenilmek var. Yok öyle bir şey yok. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta futboldur bu. Yenmek de var, yenilmek de diye bir mantalite olamaz. Büyük takım zaten mantalitesine ters bir düşüncedir bu. Maalesef Fenerbahçe'de bunun farkında olmayan 20 tane oyuncu var. En az. En az 20 tane oyuncu var. Şimdi bunları rehabilite edecek birileri lazım. Dolayısıyla tabii ki tek suçlu değil. Bu baş sorumlusu bu işin her zaman söylüyoruz. Başkan Ali Koç'tur. Çünkü nasıl Fenerbahçe şampiyon olduğunda zamanında ne diyorduk? En büyük payı Sayın Büyük Başkan Aziz Yıldırım diyorduk. Ama Fenerbahçe son 4 yıldır bir tane kupa dahi kazanmamış. Bütün okları hem camia olarak hem biz yorumcular hem taraftarlar Aziz Yıldırım'a çevirdik. Öyle değil mi? Bizim için Fenerbahçe. Ben anlamam Aziz Yıldırım'mış, Ali Koç'muş. Anlamam ben. Başarılı olursa Ali Koç en büyük başkandır. Bu durum, bu başarısızlıktan öte bir durum yaşıyoruz şu anda. Ha başarısız olabilirsin. Ben oynarken de başarısızlık yaşadım. Ligi 5. bitirdik. 5. bitirdiğimiz halde Sinan en az 6 tane idman baskını yedik taraftarlardan. Nasıl 5. olursunuz diye. Böyle 17 falan olsa demek İstanbul'da sokağa evden çıkamayacağız yani. O durumdayız. İnsanlar buna alıştı. Çok üzülüyor, kahroluyorlar. Fakat alıştırdılar insanları vasatla. Bunun bir kere baş sorumlusu tabii ki yönetim kurulu ve başkanıdır. Çünkü bu eylemi, bu ruhsuzlar topluluğunu siz buraya getirdiniz. Kime güvenerek getirdiniz? Komolle diye kerametinden, kendinden mekul bir adam. Hangi futbol geçmişi, hangi büyük futbol kültürüne sahip ki birdenbire Ali Koç Komolle'yi buluyor. Yana yakılı adamı buluyor. Ve garip garip oyuncular, harcanan dünya paralar, ekonomik sıkıntı var derken 11 tane yeni transfer yapıyorsun. Bunlar öyle cüzi rakamlar falan da değil. Ve bu Komolli bu transferleri kiminle yapıyor? Hangi menajerlerle yapıyor? Ne oluyor? Bugün yine öğrendiğim bir habere göre Komolli'yi gönder diyoruz ya, Komolli'yi gönderse Fenerbahçe bugün en az koku kadar tazminatı varmış. Buyurun, buyurun yani. Nasıl anlaşmalar yapmışlar? Şimdi tabii ki bütün bu sorumsuzluğu futbolcular değil.